Herkese merhabalar. Ben Serhan Demirkoparan. Sen? Özgen Demir Demirkoparan. Özgen Demir Demirkoparan yine kameranın arkasında bize eşlik ediyor. Bugünkü konumuz ne Özgen? Yerli araba. Yerli araba. Yerli arabayı buradan alkış, alkış, alkışlayalım. Buraya efekt falan veririz. Veremeyedebiliriz. <laughs> Prodüksiyona bağlı. Prodüksiyona bağlı. Yerli arabayı nihayetinde tanıttılar. Tog. Türkiye'nin otomobil geliştirme grubu. Doğru mu söyledim açılımı? Doğru söyledim. Girişimcileri grubu mu? Geliştirme grubu mu? Girişim grubu. Tok. Tok. Şöyle buraya tok diye. Tok kapı sesi vardır bilir misin? <laughs> Arabayı oradan Hadi kaliteli dinlemeye tok kapı alırız. var. Bilir misin? Ne var? Tok kapı senti. Tok kapı. Senti var. Sent. Nihayetinde tanıtıldı araçlar. İki tane, biri su, biri sedan olmak üzere iki araç tanıtıldı. Hatta birisini Cumhurbaşkanımız test etti, denedi ufak bir mesafede. Bence güzel. Tasarım bence güzel. Tasarımı İtalyan Pininfarina firması, Design tasarım firması yapmış. Aston Martin'i ve benzeri bir sürü firmaya tasarım yapan firma. Yani parası neyse verelim de yapın demişler herhalde. İyi olmuş bence hani bizim baştan tas hani sıfırdan bir düşünmektense adamlar zaten senelerdir bu işi yapıyor, bir tecrübeleri var. Bundan yararlanmışız ama bizim Türk mühendislerle de ortak tasarımcılarla da ortak bir görüşme yaparak bizim son bizden de tas şeyler olsun hani bizden de motifler olsun diye uğraşılmış. Bu bir buçuk yıldır görüşmelerde bu prototip ortaya çıkmış. Geçen gün tanıtılan model son hali değil. Bir ön gösterim. 2021'de Bursa'da fabrika açılıyor. 2022'de de satışa ilk satışlar, siparişler çıkartılmaya çalışılacak, yetiştirecek dedim çünkü büyük bir ön sipariş talebi oldu. Hemen aradı Kimse evet. bu kadar bir şey beklemiyordu anladığım kadarıyla. Büyük bir beklenti içinde değil, değildik. Beklentilerin içinde beklenti bir model bir, çıktı. model bir araba çıktı. çıktı. O yüzden herkes tamamen talep diyorsun. Taksiciler odası demiş ki biz 15 bin tane istiyoruz şimdiden bizi ayırın ondan sonra başka devlet dairelerinden isteyen belediyelerden isteyenler var hani araç güzel teknolojik tamamen elektrikli ve kurulacak fabrikada senede 175 bin araç üretilecek önce sudan başlanıldı sonra sedan yapılacak bildiğim kadarıyla iki ekranlarla dolu hani ekranı yapmışlar üstüne arabayı koymuşlar gibi olmuş hani her taraf ekran hani teknoloji fışkırıyor sağ sol aynalar yok tamam bir ayna var ama onun içinde ayna yok. Kameralar var kameralarda nereden gözüküyor içeri hemen aynanın yanlarına küçük ekranlarla görüntüyü aktarmışlar teknolojik bir hareket zaten Tesla'ya benzer bir iç dizayn orta dizayn var oradan her şeyi kontrol edebileceğin ve yolcuya tara kadar uzanan bir ekran ön konsol ekran dizaynı var Üç farklı ekrandan oluşuyor. Yani. 2022'ye kadar peki bir şey değişmeyecek mi yani? Bu... 2022'ye kadar şöyle bu üretim sürecinde benim lansmana çağrılmadık tabi. <laughs> Hiç yine çağrılmadık. Yine çağrılmadık. Yine bir lansmana daha çağrılmadık. Buradan hep çağrılmayan lansmanlara kırılıyoruz. Şöyle okuduğumuz haberlerden, izlediğimiz lansmandan ve hani TOG'un CEO'sunun konuşmalarından, röportajlarından derlediğimiz bilgilerle size anlatmaya çalışacağız. Yoksa gidip görmüşlüğümüz falan yok. Görmüşlüğümüz, binmişliğimiz henüz yok. Olur o da inşallah. Ben beğendim. Hatta hani 2022'de diyor satışa çıkacak. Çıktığında da hani sipariş, verir misin? Pariş veririm gibime geliyor. Fiyat aralığı çünkü cezbedici. Teşvikler var. Bunlara da geleceğim. Kendi sınıfının en uzun aks mesafesine ve en geniş iç hacme sahip araç. Şarjı ne kadar gidiyor? Şöyle 500 kilo. iki farklı motor seçeneği sunulacak. Biri tek çeker. Arkadan itiş diğeri de çift motor olmak üzere. Tek olan 300 kilometreden fazla gidecek deniyor kullanım şeyine göre. Diğeri de 500 yani çift motorların da 500 kilometrenin üstüne çıkacak deniyor. Diyeceksin ki şimdi bu tamam şarj ettik fullledik depoyu. Elektriği bağladık doldurduk bittikten sonra ne kadar sürede şarj edeceğiz biz bunu. Hızlı şarj istasyonunu yarım saatte %80 dolum Gerçekleştireceği söyleniyor İyi bir tuvalet molasında dolar o zaman Tabi yani uzun mesafede bile Çok rahat bir ihtiyaç molasında dediğin gibi Doldurulup iş görülecek Zaten %100 doldurulmuyormuş Bu tarz araçlar pil ömrünün uzunluğu için Aynı telefonları da diyorlar ya, Tam full doldurmayın diye Aracın pili haricinde bu ismi TOG mu olacak? TOG diye lanse edildi araçta TOG yazdı. TOG 3005 falan gibi bir şey. Yani TOG bence güzel bir isim. Ben hani marka özümsedim olarak. marka gibi hani bir bir logo oturdu. Hani böyle güçlü de duruyor. Ama hani yurt dışında satıldığında işte o marka bilinçteki karşılığı bunların ince hesapları var tabii. Pazarlama kısmında bu geçici bir isim diyorlar. 2020 yılı içinde gerçek ismi açıklayacaklar Şu an isim belli değil açıkçası. Arabanın iç taraflarında resimlerde de şu an görüyorsunuz açma yeri gibi yerlerde Türk motifleri var. Selçuklu esintileri var. İnce detaylar işlenmiş. Bizim tüketicimizin neleri beklediğine yönelik çalışma yapılmış. Bu piller 8 yıl garanti altında. Peki bu piller de Türkiye'de mi üretilecek? Her şey Türkiye'de üretilecek. Yani Harika. Hani pili de biz kendimiz geliştiriyormuşuz. Otonom aynı zamanda otonom kısmını da kendimiz geliştiriyoruz dendi. Gerçi Tesla otonom yazılımını açık kaynaklı halde 2014 yanlış hatırlamıyorsam yayınlamıştı. Hani alın kullanın yeter ki hani sistem gelişsin, ekosistem gelişsin diye. Bizimkiler de öyle yapmış olabilir. Pil kısmı tamamen kendimiz üreteceğiz diyoruz. O kısım soru işareti neden pil üretmek gerçekten zor bir şey. Tesla bile kendine kocaman bir fabrika kurdu. Hani fabrikaları olacak sırf pil üretmek için sırf kendi Tesla'larını üretmek için yetebilmek için Giga Factory adı altında. Biz inşallah o Bursa'da fabrika kurulacakmış. Orada da aynı yerde batarya üretimlerini de gerçekleştiririz. Pili de kendimiz baştan geliştiriyoruz diye söylüyorlar. İnşallah öyledir. Çünkü pil de artı bir nokta. Yani herkes elektrikli tam araç üretebilir ama elektrikli aracın pilini üretmek de asıl mesele. asıl mesele. Şimdi bu araç tamamen elektrikli olduğu için bu çift motor olan 100 kilometreye 4.8 saniyede çıkıyor. Arkadan çekişli modelinde 200 beygir gücünde iki tarafta motor olan 4 çeker versiyonda da 400 beygir gücünde bir güç elde ediyorsun. Seni koltuğa yapıştıracak bir hız aslında. Bunu da önlemek kazaları ya da işte daha sağlıklı ilerlemek için 180 kilometreye sabitlenecekmiş araçlar. Hani 180'i e geçemeyeceksin yazılımsal olarak. Hani onu iki gün sonra sanayide açtırırlar mı bilmiyorum o kısmı ama güzel bir şey. Tek motorlu olan da 7.6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor güvenlik kısmına gelecek olursak hem pil var için hem de hani yeni bir araç bunun bir güvenlik sertifikası alması lazım. Euro NCAP bilinen testtir. Buradan hani 5 üstünden 5 yıldız alma hedefi var. Hani 5 almazsak çıkmayız gibi böyle bir durum var. Hani o kadar kendimize güveniyoruz o konuda. Sağlam olsun bizim olsun. O aşamada güvenlik önemli. Araç internete bağlı olacak. Sürekli güncellemeleri Tesla gibi kendi kendine alacak. Holografik Asistan olacakmış. Çoğu işlemini asistan sana belki de halledecek. Onun nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. Araç otonom olarak yani Tesla gibi şu an gitmeye hazır. Bu otonom sürüş de seviye 3 ve üzeri ötesi için ayarlanmış olacak. En büyük merak edilen şey açıklanmadı fiyatı. Aracın fiyatı açıklanmadı ama şöyle olacakmış böyle olacakmış gibi dedikodulardan yola çıkarak işte sedan modeli 175.000'den başlayacak su olan modelde 210 bin civarından başlayacak deniyor bugün satılsa. Bu aslında bugün satılsa bu araba için çok iyi bir fiyat. Neden? Hem su olduğunu düşündüğünüzde bir suvun bugünkü başlangıç fiyatına bakın hem de tamamen elektrikli olan bir su modeliyle karşılaştırdığınızda arada dağlar kadar hani bir araba kadar bir o kadar daha para vermeniz gerekiyor ki şu anda o muadil bir araca erişebilirsiniz. Bunun da olabilmesinin nedeni devletin bu TOK grubuna teşvikleri yağdırması ki bence böyle bir şey yapması çok iyi. Çünkü bir yeni başlayan bir girişim devlet teşvik verecek, halk destek verecek, işte gerekli gruplar toplu alımlarla destek verecek ki bu hızlı bir şekilde geri kaldığımız sektörden eksiğimizi giderebilelim. De otomotiv sektöründe geri değiliz aslında. Yedek parça olsun, işte burada montaj sanayi olsun zaten bu 5 baba yiğit diye açıklanan firmalarda zaten bu işin yani her bir tarafının uzman Türkiye'deki birinci baba yiğitleri hakikaten onların birleşimiyle bunlara da güzel teşviklerle araç iyi bir yere gider gibime geliyor. Sen beğendin mi araba? Araba güzel. Hangisini beğendin? Suvu mu sedanı mı? Suvu. Sedan da güzel. Yani o böyle bir de böyle büyük bir şey yapısı var böyle yani. Böyle baba iyi Baba duruyor. bir şey yapısı var. Hem suvun hem de şeyin de sedanın da böyle uzun böyle gidiyor. Sedanın arkadaki şeyler Tesla Model 3'e benziyor böyle hani çizgi farlar falan. Kaslı bir yapıda, estetik, Aynen. teknolojik. Yani olabilecek şu an en beklentilerin bütün her şeyi karşılayan beklentilerin üstünde. Kaç çeşit olacak acaba hani 3 4 paketleri oluyor yani arabalar. Anladım. Boş paket, dolu paket diyorsun. Onu bilmiyorum ama 15 yıl içinde toplamda 5 tane araç çıkartacaklar. Bu ilk ikisini yayınladılar. İşte SUV bir öbürü sedan. 3 araç daha böyle hedefleri arasında var. Hayırlısıyla bakalım. Bunlar çıkarsa sedanlar büyük ihtimalle daha çok tercih edilir gibime geliyor. Ben beğendim. Elektrikli yerli milli otomobilimiz şu anki adıyla TOG. Buradan TOG'daki bütün emeği geçen mühendislere Teşekkür, Te teşekkür ve tebrik edelim. Umarız hiçbir problem çıkmadan da bunu nihai sonuca ulaştırıp talep edenlere en hızlı şekilde ulaştırabilirler. Bu videomuzda bu kadardı. Tok hakkında yorumlarımızı yaptık. Varsa sizin yorumlarınız. Neyi ne yapsınlar? Yazsınlar aşağıya. Aşağı yorum olarak araç hakkında yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu sağda solda çıkan iki tane videoyu da tıklayabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de ne yapabilirler? Benim Şu işarete basabilirler aşağıda bir yerde beğenebilirsiniz. Teşekkürler. Görüşürüz.